Tabii. Bunun en büyük sebebi tabii kalitesiz beslenme. Kalitesiz beslenme deyince kastettiğimiz tabii sağlıklı ürünleri tüketmeme. Bağırsak alışkanlığının düzenli olması için lifli gıdalar dediğimiz postal yiyecekleri bolca tüketmek gerekiyor. Tabii günümüzde işlenmiş gıda tüketimi arttığı için bu liflerden arınmış gıdalarla besleniyor insanlar. Dolayısıyla bağırsağın sağlıklı çalışması için gerekli lifler alınamıyor ve hemoroid ve benzeri hastalıklar oluşuyor. Yani kabızlık burada bir numaralı nedeni. İkinci sebep, önemli sebep de tuvalet alışkanlığının bozuk olması. Tuvalet alışkanlığı diye bir kavram var. Muntazaman tuvalete gitme ve tuvalette nasıl vakit geçireceğini bilmemek bu tip hastalıkların oluşmasına sebep oluyor. Yani tuvalette biraz sabırlı ve uzun oturmak gerekiyor herhalde. Ve her gün aynı ritme alıştırmak evet, gerekiyor. Evet, ritim kısmı doğru. Bu bağırsak alışkanlığı oluşturuyor ve günün belli saatinde hep tuvalete gitme ihtiyacı oluyor. Burada uzun kalmayı çok önermiyoruz. Uzun kalma, ıkınma bu bizim pelvik taban hastalığı dediğimiz hastalıklara neden oluyor. İşte başta hemoroid olmak üzere, kronik kabızlık olmak üzere onlara yol açıyor. Çok da ısrarcı uzun kalınmasını istemiyoruz ama bir alışkanlık oluştuktan sonra her şey kendinden zaten düzelir. Peki şimdi hemoroid aslında bir cins varistir. Yani makat bölgesindeki varistir aslında. Evet. Nasıl bacakta varis oluyor? Makat bölgesindeki varis. Ama hemoroid tedavisinde cerrahi daha aktif ve daha başarılı kullanılıyor son yıllarda. Eski cerrahiye göre farkı ne? Neler yapıyor genel cerrahi hemoroid için? Şimdi tabii her hemoroid hastası eşittir cerrahi tedaviye aday hasta demek değildir. Ne zaman cerrahi evet. diye o zaman öyle bir ayıralım. Yani hemoroid ne zaman tıbbi, ne zaman cerrahi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sebat eden bir şişlik, sebat eden kanama tuvaletten sonra bunların hiçbirisi normal şeyler değil. Dolayısıyla bir hekime, özellikle proktoloji dediğimiz makat hastalıklarıyla ilgilenen bir hekime başvurması gereken durumlar. Bu genel cerrahi içindeki genel bir... Genel cerrahinin bir üst ihtisası. Evet. Proktoloji. Proktoloji, yani, evet. Makat hastalıkları. Makat hastalıkları. Direkt Türkçe'ye çevirirsek. Eğer hekime gidip uygun diyet tedavilerini, sıcak soğuturma banyoları, bazı tıbbi ilaçlar, medikasyona cevap vermez ise hastalığın şikayetleri devam ederse o zaman cerrahi yöntemleri uyguluyoruz. Doğru söylediniz. Cerrahi ile ilgili çok değişiklikler var. Ultrasonik disektör dediğimiz halk arasında nedense bütün gelişmiş cihazlar lazer deme eğilimimiz var. Halk arasında lazer diye biliniyor ama ses dalgasıyla çalışan cihazlarımız var. Yine başka yerler için kullanılıyor ama botoks tedavimiz var yine bu bölge için. Bu yeni bir tedavi, onu özellikle daha sonra anlatmanızı isteyeceğim. Tamam. Çünkü çok iyi sonuç alınıyor. Evet. Gene o bölgeye gliserin trinitrat adı verdiğimiz özel bir maddeyle genişleme sağlayıp oradaki kas spazmı çözme imkanımız söz konusu. Ama o klasik kesme, dikme işlemleri ortadan kalktı büyük ölçüde. Yani teknoloji eskisi gibi o hassas bölgedeki cerrahi minimuma indirdi. Ses ötesi dalgalar, gliserinli uygulamalar, genişletme işlemleriyle evet. O yani dikişsiz diyebilir miyiz buna kısaca? Aynen öyle. Dikişsiz hemoroid tedavisi. En ileri aşama içinde robotik cerrahimiz var. Özel o bölge için tasarlanmış robotik kollar var. Makat içine girip tabii hekim tarafından evet. Uygulanıyor. İçerideki arızalı artık tabii yapısını kaybetmiş hemoroid pakelerini toplayıp otomatik olarak kendi kendine diken cihazlarımız var. Bu ileri aşamada ama herhalde. En son aşamada. En son aşamada. En son aşamada. Robotlar gidip. Evet ama o işlemde karışık gibi gözükse bile gene ehil ellerde 15 dakika süren bir şey. Şimdi iki tane önemli sorun varsa, bir tanesi halkımız özellikle makat bölgesindeki ağrılarda ben de hemen basur oldu diyor. Oysa doktora gidilmekte geç kalınıyor. Hemoroid kremleri sürülüyor. Olay daha da ilerliyor. Bir bakılıyor ki ondan anal füstür dediğimiz evet. Yani o bölgedeki çatlaklar, yarıklar veya kanal oluşumları gibi sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Bu konuda bize bilgi verir misiniz? Yani bir kişi ne kadar beklemeli veya eline bir meme şişlik gelmiyorsa başka bir ihtimal olabileceğini ne zaman düşünmeli? Evet, tespitlerinizde çok haklısınız. Şimdi anal füstür dediğimiz şey Türkçesi makat çatlağı. Evet. Hastalarımıza da bunu anlatırken şu örneği veriyoruz. Mesela elimiz kesildiği zaman 2-3 gün sarıp istirahat ettiriyoruz oranın iyileşmesi için. Ama makat bölgesinde bir çatlak oluştuğu zaman o çatlağın iyileşmesi için bir süre olmuyor. Her tuvalete gidildiğinde kısır döngü oluşuyor. Tekrar yer açılıyor. Orada ağrı oluşuyor. Hatta ağrı oluyor diye insanlar dışkılamaktan kaçınıyorlar. Aynen olay öyle. Daha kötü. Daha berbat bir kısır döngü oluşuyor. Bizim işimiz de o kötü kısır döngüyü kırmak. O kısır döngüyü kırmanın çeşitli yöntemleri var. En son tabii cerrahi müdahale. Kontrollü şekilde o hastalık tarzında spazm oluşmuş kas grubunu gevşeterek hastanın o problemini ortadan kaldırıyoruz. Oradaki mesele esas kontrol dışı istemsiz bir spazm.
O spazmı gevşeterek anal füsür dediğimiz hastalığı ortadan kaldırıyoruz. İşte bu noktada cerrahiden önce gliserin trinitrat uygulaması, botoks uygulamaları şu aralar popüler. Onu botoks ne yapıyor burada? Makat bölgesinde botoks neyi sağlıyor? Botoks bu hastalık düzeninde kasılmış kası aynı yüzdeki uygulama gibi yaklaşık 6 ay süre kasılmasını engelliyor. Dolayısıyla istemsiz ve hastalık düzeninde kasılmış kas artık normal hale geldiği için, gevşediği için problem ortadan kalkmış oluyor. Ve 6 ayda oranın iyileşip kendini tekrar normal hale getirmesi için yeterli bir süre oluyor. Yani makat açısından yani o bölgeye uygulanan botoks aynı zamanda 6 ay süreyle o spazmı çözerekten hastanın rahat dışkılamasına da aynen yardımcı öyle oluyor. Evet zaten. Yani bu yanlış anlaşılmasın. Orada istemsiz bir gaz, büyük abdest kaçırması söz konusu olmuyor. Sizin arzunun dışında kasılan kas grubuna uygulanıyor bu. Dolayısıyla problem ortadan kalkmış oluyor. Oldukça iyi sonuçları var. Tabii outpatient dediğimiz günübirlik uygulamalar. Bunlar yani uygulama birkaç dakika sürüyor. Bir saat hastayı izleyip her şey yolundaysa evine gönderiyoruz. Hemen işine gücüne dönebiliyor. Peki bir de rektosel vardır. Yani makat bölgesini sarkıp dışarı çıkması. Biraz bundan bahseder misin? Zorlu doğumlarda eskiden hani sezeryan bu kadar yaygın uygulanmazken çok da sık rastlardık. Ben ihtisasta evet. Hatırlıyorum. Evet. Özellikle aşırı ıkınan hastalarda ve çok doğum yapmış hastalarda ciddi bir sorun olabiliyordu. Bazı çok yaşlılarda, aşırı kilolularda olabiliyor. Evet, doğru. Başka ne gibi durumlarda olur ve orada bu rektoselde ne yapılabiliyor? Tabii rektosel bayanlarda oluyor. Vajenle makat arasındaki sağlam bir duvarın zorlu doğumla, yine kötü tuvalet alışkanlıklarının ıkınmayla yırtılması ve esneklik kazanması. Büyük abdest yaparken büyük abdestin o cepçiye dolması. Hastalar çok zor tarif ederler bu hastalıklarını. Büyük abdest hisleri gelir ama tuvalette ıkımalarına rağmen dışkılayamazlar. Bazen sağdan soldan parmakla baskı yaparak dışkılayabildiklerini söylerler. Hem tarifi kendileri için güç, doktor için de tanısını koymak da bir o kadar kolay. Bunun için de cerrahi uygulamalarımız var. Normalde sağlam olması gereken yapı yerine biz bu işin tasarlanmış özel graft dediğimiz yapıları yerleştiriyoruz. Bu işlemlerde yaklaşık 10-15 dakika süren günübirlik uygulamalar ve hasta bu işten ölünce kadar kurtuluyor. Doğumuna kadar problemli olursa olsun... Bu kadar kolaylaştı evet, her şey yani. Doğumuna kadar problemli olursa olsun genç yaşta vücut yapıları tabii cildimiz gibi taze ve sağlıklı olduğu için belki bayanlar 30'lu 40'lı yaşlarda bunu hissetmiyorlar ama özellikle menopoz sonrasında çok ciddi sıkıntılar yapıyor. Hep hastalar korkar. Acaba tümöre dönüşür mü, kanser olur mu? Bu konuştuklarımızın hepsi benign hastalıklar. Yani daha sonra tümöre dönüşmez ama yaşam kalitesini ciddi bozar hastanın. Peki bir de özellikle erkeklerde çok ciddi bir sıkıntı. Hele bu yaz aylarında kıl dönmesi. Evet. Ve genelde de biz erkekler daha hassas olup belli yani erkekler genelde mahrem bölgelerini aslında kadınlara göre doktora gitme konusunda daha tutucu. Kesinlikle. Hani normalde biz bayanlardan bir tutuculuğu beklerken bayanlar daha akıllı. Kadın doğumcuya gidiyorlar, gecikmiyorlar. Bir adet kanamalarında herhangi bir sarkma bir şey olduğu zaman tuhaf kanama. Gayet hiç utanmıyor, gayet güzel kadın doğumcuya gidiyor. Doğrusunu yapıyorlar. Kesinlikle. Ve erken teşhiste doktora yardımcı oluyorlar. Ama biz erkekler daha rahat, daha özgüvenli gibi dururken herhangi bir genital bölgeyle ilgili bir sıkıntı veya makat bölgesiyle ilgili bir sıkıntı olduğu zaman son dakikaya kadar Türk erkeği bunu hani dayanır da dayanır. Şimdi kıl dönmesi de böyle bir şey. Genelde sevimsiz bir yerde olduğu için bu sıcakta o ağrılarla, o acılarla bazen cerrahat toplar, yanar, müthiş sıkıntı çeker. Neden erkekler böyle davranıyor? Geç kalırlarsa bu kıl dönmesinde ne gibi mahsurlar olabilir? Biraz evvel söylediğim gibi bu hastalıkların hepsi iyi huylu hastalıklar. Kimse kıl dönmesinden ölmez ama yaşam konforunu da ciddi şekilde bozar. Zaten artık dünyada gelişmiş ülkelerde kaliteli yaşam süresi konuşuluyor. Neden oluyor kıl dönmesi? Kıl dönmesi bir tesadüf değildir makatın hemen komşuluğunda kuyruk sokumunda olması. Embriyolojik dönemde insanlar bir çizgi şeklinde simetrik olarak büyürler bir çubuk gibi yapıdan. Ve tam kıl kökleri de o çizgiye tesadüf eder. Ciltten dışarı çıkamayan orada yerleşmiş kıl köklerinin hijyen bozukluğu, terleme, uzun süre oturma veya travmayla sürekli yolculuk yapma gibi bu sebepler... sıcaklar da arttırıyor. Kesinlikle. Çünkü orada floramız bozuluyor ve hastalık yapacak bakteriler oluşuyor. O bakteriler de zaten arızalı bir cilt yapısında üreme imkanı buluyorlar. Gecikmezlerse yine çok basit uygulamalardan cerrahi uygulamalara kadar değişik uygulamalarımız var. Ama tabii tedavisi yine mümkün. Bu hastalarımız eğer büyük bir cerrahi uygulama yapacaksak yani cilt çıkarıp başka bir yerden sağlam cilt geçireceksek bir gece hastanede misafir ediyoruz. Ama insanları korkutmayalım. Bu çok ileri safhası. Evet. Yani kıl dönmesi başlangıç aşamasında doktora gitmekten çekinmezse bazen bir antibiyotikli pomatla, hijyen şartlarıyla kesinlikle belli şeylerle bile iyileşme şansı olabilir. Ben çok aklı başında hasta biliyorum. Dediğiniz gibi hijyene çok dikkat edip
tedavilere riayet edip o bölgesinin epilasyonunu yapıp ömür boyu sorunsuz yaşayan. Yani burada o epilasyon önemli, öneriyorsunuz. Evet, yani şimdi kıl olmayan yerde kıl dönmesi de olmaz doğal olarak. O bölgede haddinden fazla kıllanma oluyorsa epilasyonu öneriyoruz kesinlikle. Peki, şimdi çok önemli bir konu. Kötü beslenmeden dolayı, beyaz un ve beyaz şeker tüketimi, işte bildiğiniz nedenlerden dolayı, kalitesiz beslenmekten dolayı bağırsak kanseri çok arttı. Evet. Şimdi kişiler ne zaman uyanık olmalı? Ne zaman bir proktoloğa, yani genel cerrahi bu konuda uzmanlaşmış bir hekimine, ne zaman kanserden şüphelenip hemen uyanık olup gitmeliler? Çünkü bu konuda da çok bir tembelliğimiz var ve bekliyoruz. İyice de kansızlık olsun, hortlak gibi kilo kaybedilsin. Kişi kanserde bir taraflara metastaz yapsın. İyice de kanama olsun ondan sonra. Erken uyarısı nedir bağırsak kanseri? Evet. Önce şunu söylemek istiyorum. Tüm kanser tiplerinde erken yakalanınca başarı oranı korkunç yüksek şu an mevcut tıpta. Bağırsak kanseri için, kolon kanseri için şunu söyleyeyim. Elbette genetik bir yatkınlık söz konusu. Özellikle birinci derece akrabalarında kalın bağırsak polibi, kalın bağırsak kanseri öyküsü olanların 40 yaşına geldiğinde erkeklerde mutlaka kolonoskopi ile o bağırsak kısmını tamamen taranması. Yani siz Mehmet Öz 50 diyordu, siz 40'a çektiniz o yaşı. Evet. 40 yaşından sonra mutlaka aile öyküsü olanlar, yani erkek kardeşinde babasına kolon kanseri olan birisinin. Yoksa öykü? Yoksa öykü, hep konuştuğumuz gibi sağlıklı beslenenlerde özel bir risk faktörü yok. Bu lifli gıdaların şu özelliği test edildi. Özellikle kalın bağırsağın son kısmındaki bizim faydalı bakteriler dediğimiz bakterilerin lifleri sindirerek kısa zincirli yağ asitleri dediğimiz özel yapılar oluşturduğunu ve kanseri engellediği test edildi. Biz şu anda kanser hastalarında tedavilerinde bu yağ asitlerini tıbbi olarak oraya uyguluyoruz ve çok ciddi faydalar alıyoruz. Dolayısıyla lifli beslenme vücudun kendi savunma mekanizmasının bir desteği oluyor ve orada zaten kanserleşmeyi engelliyor. İşlenmemiş gıda dediğimiz işte kepekli ekmekler, tam tahıl ekmekleri, taze sebze meyve tüketimi zaten bütün riskleri ortadan kaldırıyor. Yani peki siz yağ asitlerini de oraya o bölgeye enjekte ederek bir açıdan da kansere karşı koruyucu enjekte değil de lamanlar şeklinde lamanlar o bölgenin şeklinde. Cidarını evet. yıkayarak. Enjekte ederek onu kastettim. Evet. Yani o bölgeye vererek kesinlikle de. Çok ciddi faydası var. Bu kolon kanserine yakalanıp da radyoterapi alan hastalarda hele korkunç faydası var. Oranın iyileşmesini, nükslerin engellenmesinde. Yani peki, yağ asitlerinin çok faydası peki, var. Peki son bir sorum size. Özellikle gebelikten sonra veya gebelikte çok sıkıntı oluyor bu bölgeyle ilgili. Onlar için ne önereceksiniz? Tabii bu da işin tabiatı gereği. Gebelikte artan östrojen hormonu bağırsak hareketleri yavaşlatıyor. Hem gebelik sırasında hem gebelik sonrasında bu bağırsak hareketlerinin tekrar normal ritmine ulaşması için hep önerdiğimiz şeyler gene bu hep lifli gıdaları bol tüketmesi, herhangi bir problem çıktığı zaman, şişlik çatlak olduğu zaman hemen hekime başvurup cerrahi tedavi ihtiyaç olmadan çözülebilir halde hekime başvurmasını öneriyoruz. Yani iş hep erken teşhise kesinlikle. Bakıyor. Bütün olay böyle. Ben bir yandan da gelen Twitter'lara bakıyorum. Baya bir şeyler var size de. Demek ki insanlar utanıyor. Şöyle demiş. Anal füstür ile ilgili Sasori, anal füstür ile ilgili neler yaptıysam olmadı. Sıcak su iyi geliyor ama tamamen iyileşmiyor. Eskiden ne yapılıyormuş anal füstürde diye. Ona da cevaplayın. Füstürde eskiden bu biraz evvel anlattığım mekanizma yönelik klasik kesi yapılırmış. Evet. Bistüriyle, koterle. O ama onlar yapılmış. Tarih oldu artık. Tabii tarih olmadan ziyade çok daha farklı yöntemler var. Tasvir ettiğimiz yöntemler değil şu peki. anda. Miraç İlker Pala, genel cerrahi uzmanı. Özellikle de proktoloji konusunda üst uzmanlığı var. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür güzel ederim. Bilgilerle bizi aydınlattınız. Sağ olun, demek ki bu konularda utanmak yok. Bir an önce erken testten yararlanacağız. Efendim ben şimdi